Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Yardımlaşma kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere akvaryumumu tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Akvaryumum canlı yelpazesi geniş bir akvaryumdur arkadaşlar. İçerisinde salyangozlardan tutun, balıklardan tamamen filtrasyon, kendi kendine yetebilen bir akvaryum olması adına düşünülüp kurulmuş bir akvaryumdur arkadaşlar. Filtrasyon şu şekilde sağlanmaktadır arkadaşlar. Balıklar yedikleri yemleri dışkıya çevirir. Dışkı tabana nitrat oluşur. Tabanda nitrat oluşur. Bitkiler bunu kullanır. Işık patlamasından ötürü yosun olur. Yosunu işte yosun yiyen balıklarım yer. Onun dışında işte salyangozlarım atıkları yer, çöpçülerim atıkları yer gibi 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 bir akvaryum kurmaya çalıştım arkadaşlar. Akvaryumumun içerisindeki canlı yelpazesine bakarsak arkadaşlar, balık bazında moli, plati, lepistes, çöpçü balığı, vatoz balıklarım ve yosun yiyici balıklarım mevcut arkadaşlar. Onun dışında elma salyangozum, adi salyangozum ve katil salyangozum mevcut arkadaşlar. Bitki olaraksa saz bitkisi, gül bitkisi mevcut arkadaşlar. Akvaryumum kendi kendine yetebiliyor mu tamamen? Hayır arkadaşlar, tamamen maalesef yetemiyor. Filtrasyon çok az da olsa oksijen yoluyla sağlanmakta arkadaşlar. Az biraz da diş filtreden yardım alıyoruz. Fakat günde 1 saat çalışıyor arkadaşlar. Sadece içeride su dönmesi amacıyla. Peki arkadaşlar, akvaryumumuz nasıl bir akvaryum? Akvaryumumuz canlılar kendilerini doğada hissetmeleri adına kurulmuş bir akvaryum. Ve olabildiğince de başarmış gibi gözüküyoruz arkadaşlar. İçerisinde şu anda 30-35 adet yavru olmasına rağmen hiçbir balık yavru aramıyor. Aynı zamanda yavrularımızda da eksilme sağlanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, akvaryum ısımız yaklaşık 23 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip, ısıtıcı, genelde faal durumda. Sebebi ise bu balıklar bataklık, göl, dere balıkları olduğu için gece biraz daha serin sular gördükleri için doğada aynısını burada da yaşatmaya çalışıyoruz. LED destekli bir ışıklandırmaya sahibiz. Bu yüzden zaten ışıklandırmadan ötürü gündüzleri 1-2 derece gibi bir sıcaklık artışı oluyor akvaryumumuzda. Gece de 1-2 derece gibi bir düşüş oluyor arkadaşlar. Yani balıklarımız geceyi ve gündüzü akvaryum içerisinde ayırt edebiliyor arkadaşlar. Akvaryumumuzun içerisinde mavi yeşil alglarımız mevcut arkadaşlar. Bilinenin aksine rahatsız olduğumuz yosunlar aslında akvaryumumuza hem doğal bir görünüm sağlamakta hem de içeride çok fazla nitrat birikimi olduğu zaman en hızlı şekilde nitratı uzaklaştıran canlı benim araştırmalarıma göre yosunlardır arkadaşlar. Bu yüzden de az biraz da olsa mavi yeşil alg oluşumuna izin veriyoruz akvaryumumuzda. Akvaryumumuz dediğim gibi canlı popülasyonu geniş bir akvaryum. 2 haftada bir su değişimi yapılmakta bu akvaryumda. %25 oranında su değişimi yapılmakta arkadaşlar. Sebebi ise bir zaman sonra bu akvaryum içerisine dolan oksijen maalesef ki uzaklaştırılamıyor. Yani karbondioksit desteği de sağlasak oksijen patlaması oluyor içeride. Bu yüzden de bitkilerimiz bir zaman sonra fotosentez yapmaktan vazgeçiyor arkadaşlar. Günlük 7,5-8 saat arası ortalama ışık veriyoruz akvaryumumuza. Fakat bazı istisnai durumlar dışında genelde 7,5-8 saat arası, istisnai durumlarda ise 12, 13, 14 saat gibi uzayan sürelerde ışık veriyoruz akvaryumumuza. İşte bu istisnai durumlar nelerdir arkadaşlar? Sazlarımız gördüğünüz gibi aşırı uzayan sazlar olduğu için bir zaman sonra kayaların önünü kapatıyor, işte gülleri kapatıyor, görüntüyü bozuyor diye arkadaşlar.
Kırpma ihtiyacı duyuyoruz, kısaltma ihtiyacı duyuyoruz. Kısalttığımızda ise bitkiyi yaraladığımız için çabuk toparlanmasını istiyoruz. Bunu da fotosentez yoluyla yapıyorum ben arkadaşlar. İstisnai durumlardan bir diğeri ise akvaryumumuzda yosun yiyici çok fazla olduğu için yani vatoz ve yosun yiyici seha balıklarım fazla mevcut olduğu için bir zaman sonra yosunlarımız azalıyor. Yani mavi yeşil alglarımız neredeyse bitecek kıvama geliyor arkadaşlar. İşte onları tekrardan oluşturabilmek adına 2 haftada bir su değişimlerinden sonra genelde yaklaşık 2 saat, 2,5 saat fazladan ışık veriyoruz akvaryumumuza arkadaşlar. Akvaryumumuz bu şekilde arkadaşlar. Mutlu bir canlı popülasyonuna sahip. Anlatacak çok da bir şey yok aslında arkadaşlar. Diyeceğim şu sadece hobi severlere. Bir akvaryum ya da bir kapalı canlı ortamı oluşturacaksak onlardan ricam yaşam alanlarına uygun bir canlı ortamı oluşturmaları. Çünkü biz insanlar nasıl ki dört duvar arasında bir zaman sonra kendimizi delirecek gibi hissediyorsak aynı bu canlılarda da geçerli arkadaşlar. Sadece dört duvar arasında bu canlılar da stres altına giriyorlar ve bir zaman sonra işte hastalık olsun ya da ne bileyim ani ölümler olsun direnç kaybı yaşayıp hayata veda ediyor arkadaşlar. Akvaryum severler için birkaç önerim olacak arkadaşlar. Lepistes dediğimiz akvaryum yaklaşık 100 litre civarında olmalı. Lepistes akvaryum arkadaşlar. Sebebi ise ufak hacimli akvaryumlarda su pislenmeleri çok hızlı gerçekleştiği için ve bu hıza da bitki de olsa yosun da olsa pek fazla yetişemediği için sularda kirlenme oluyor. Canlılarımızda özellikle stres gibi ya da daha farklı beyaz benek ya da yüzgeç erimesi gibi birkaç rahatsızlık belirtisi ortaya çıktığı için ve hatta ölümler gerçekleştiği için en az 100 litre olmalı diyorum. Ve bitki olmasını benim akvaryuma gelip işte arkadaş ortamında ben de yapmak istiyorum işte nasıl yapabilirim dedikleri zaman bitkili olmasını şart koşuyorum arkadaşlar. Çünkü bitki yalnızca hoş görünüm açısından değil aynı zamanda su değerlerini de dengede tutmak adına çok büyük rol oynayan canlılardır arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalımız yeni bir kanal. Sizlerden destek bekliyorum. Bu kanalda yalnızca ben anlatmayacağım arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Adı üzerinde yardımlaşma kanalı. Yani benim hatalarımı siz düzelteceksiniz. Sizin önerileriniz, videolarınız varsa bana göndereceksiniz. Ben paylaşacağım. Tartışma konuları açacağız. Kısmetse blog sayfamızda olacak bir tane. Yani arkadaşlar kısaca birbirimize yardımlaşarak bu hobiyi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için, akvaryumumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.